babalar çocuklarını korurlar. Hesapçak. Babalık meslek olarak bir kahramanlık mesleğidir. Annelik de öyle. Bunu, yani kahramanlık nedir onu da söyleyelim. Kahramanlık, ucuz kahramanlık var, hakiki kahramanlık var. Kahramanlık büyük fedakarlıklar yapabilme becerisidir. Büyük fedakarlık, kendinden fedakarlık yapabiliyorsan sen bir kahramansın. Anne babalar genellikle kendilerinden büyük fedakarlıklar yaparlar genellikle. Dolayısıyla benim babam da bir kahramandı normal olarak. Ah ve beni koruyordu. Nasıl koruyordu? Değişik metotları vardı. Babam çok sıkı cezalar da verirdi bana. Çok sıkı cezalar. Ve bu cezalarda da ailede destek görürdü. Yani dedem de sert tavırlarını desteklerdi. Çünkü dedemin de inancına göre zengin çocukları yeteri kadar hayat tarafından hırpalanmadıkları için hayatı doğru dürüst öğrenemiyorlar. Yanlış öğreniyorlar. Sonra da gerçek hayata çıkınca mahvoluyorlar. Bedeli çok ağır oluyor. Dolayısıyla daha küçükten biraz eziyet etmek, onlara biraz cezalandırmak, bilmem ne sıkıntı filan sokmak çocuk yetiştirmenin bir şartı olarak görülürdü. Şimdi bu tabii korudu mu beni? Ya bu koruma işi öyle bir iştir ki. Korudu mu, korumadı mı? Hayır, korumaz. Koruma. Çünkü koruma yok dünyada. Beni korumadı bence. Korudu mu, korumadı beni? Korumadı. Şimdi başım benim devamlı belaya girdi. Çünkü korumak mümkün değil. Kimse kimseyi koruyamıyor. Mesela çok kullanılan laf garanti. Garanti diye bir şey yok. Güvence. Güvence diye bir şey yok. Bunu kim icat ediyor bilmiyorum. Ama sık sık kullandığımız kelimeler bunlar. Başka babalar var. Onlar daha da tehlikeli. Mesela mafya babası var. O da koruma veriyor. Değil mi? Mafya babası koruma veriyor. Evet. Kime karşı? Senin rakiplerine karşı filan koruma veriyor. Veya devlete karşı koruma veriyor. Devlet demişken en büyük baba o zaten, devlet baba. Devlet baba sana devamlı hizmetler veriyor. Bu hizmetleri verirken seni mi düşünüyor, kendini mi düşünüyor? Çünkü devlet baba dediği de onlar da insan işte orada. Devleti teşkil ediyorlar. Neticede babanın sesi korudu mu? Bana sorarsan korumadı. Benim burnum şeyden çıkmadı. Ama onun kabahati mi? Yoksa benim macera perest bir adam oluşum mu? Veyahut da onun bana verdiği eğitimle acıya beni alıştırmış olması mı? Muazzam dayanıklı bir adamım ben. Acıya çok dayanırım. Dert yandığım, şikayet ettiğim, mızmızlandığım falan duyulmamıştır. Darbeyi yerim, kalkar yürürüm. Ya ama darbeyi yemekten alıkoyamadı babam. Ha, kalkıp yürümeyi öğretti mi? Evet, onu öğretti. Dedem öyle derdi. Hangi boksör kazanır? Çok yumruk atan mı, çok yumruk yiyen mi? Hiç şüphen olmasın oğlum. Yumruk yiyebilen sonunda kazanır. Yumruk atmak o kadar önemli değildir derdi.